18 Mart nedir? Çanakkale'dir. Çanakkale bir destandır. Bir laferdir Çanakkale. Mermi taşıyan anadır, bacımdır, yardır. İki yüz elli üç bin şehidin adıdır Çanakkale. Evladını, babasını sevdiğini cepheye yollayandır. Uzatsam elini. Tutsam mısın sen? Nasıl dokunursam, dokunursam seni koyup nasıl giderim vatanım İlhanfa'ya? Bırakma beni, koma bir başıma. Hani görüşüm anne bizim gelişlerimizi. Ne oldu bize be Mehmet'im? Gitme. Gidiyorum Ayşe. Sevdiğim Ayşe gidiyor. Mehmet'im gitme, ne olur. Ne olur dön. Dön de bak bana. İnançtır, imandır Çanakkale. Vatan toprağı için can vermektir Çanakkale. Aynı ülkeye, aynı secdeye baş koymaktır Çanakkale. Ve böyleydi 1915'te Anadolu. Ayaklarda çarık yok. Ambarda buğday, değirmende un yok. Trabluskar ve Balkan ilgileri. Gözde fer, yürekte umut yok. Her evden gözyaşı dökülüyor yüzyılın kadim toprağında. Düğün yok, dernek yok. Payına ayrılık düşmeyen, tekbir tüten ocak yok. Savaş tüm vahşetiyle devam ettiği sırada, dimdik ayaktadır yiğit erler. İnancın ve imanın gücüyle. Tekbir korku yok, umutsuzluk yok. Ve hepsinin adının başına birer Mehmet eklendi. Mehmet Emin, Mehmet Ziya,
Mehmet Bayram. Hepsi aynı oldu ateşin kızılığına dönerken gökyüzü. Anasına, sevdiğine, yavrusuna bu demeyi çok istedi Mehmet'imin. Şimdi bir bileydi anam benim yine adımı, saçımı okşar, kulağıma fısıldardı yavaşça. Oy benim, oy Mehmet'im. Oysa hiçbiri bir daha o sesi duyamayacaktı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli söz konusu düşmanı olsa bile. Merhametin, yardımseverliğin adıdır Çanakkale. Mehmetçikler çatışma esnasında siperler arasında can çekişen yardım diye bağıran hısımlarına kendi canlarını hiçe sayarcasına yardım elini uzatıyordu. Yolda yaralı bir asker görse onu arkadaşları görsün diye emin bir yere taşıyor, yarasını tedavi ediyor, beklerken acıkır diye yanına yiyecek koyuyordu. Kimi zaman yaralarını sarıyor, kimi zaman ateşin ortasına atılıp kucakladığı gibi birliğine götürüp teslim ediyordu. İşte böyle koca yürekli yiğitlerin anılarıyla doludur Çanakkale. Bütün dünyaya vicdan ve merhamet dersinin verildiği meydandır Çanakkale. Azmin ve karardığın güce dönüştüğü yerdir Çanakkale. Kınalı Aliler, kınalı Hasanlardır. Çanakkale 57. alaydır. Seyit olmuştur Çanakkale. Suları yararak ilerleyen bir gemiydi. Oğuşurdu adı. Karanlığı yırtıyor sanki kendi elleriyle. Geçebilirse Çanakkale'yi, dağılmış imparatorluğun çocukları ölecek. Gözlerini acıdan kan oturmuş bir adam kovuyor oğuşuna. Seyit onbaşıydı bu. Şimdi hamlesini yapmazsa sular altında kalan umut olacak. Özgürlük olacak. Haydi diyor içinden bir ses. Kaldırabilirsin 276 kiloluk top mermisini. El veriyor melekler Seyit onbaşıya. Topun hürriyet çığlığı gökyüzünü yıkarken vuruluyor oğuşun gövdesinden. Seyit onbaşının alnından güneş parlıyor.
İleriyi gören, zeki, cesur, kararlı ve savaşmayı değil, ölmeyi emreden komutanlardı. Mustafa Kemal'lerdir Çanakkale. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayan kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Anafartalar cehennem, anafartalar kemiğe dayanan bıçağa direniyor. Bir adam var anafartalarda, şahin bakışlı, çelik duruşlu bir adam. Yarbay Mustafa Kemal bu. İliklerine özgürlüğün kanı dolarken kalbinde özgürlüğün ateşi tutuşuyor ve emrini veriyor Mustafa Kemal. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Ben de cepheye gideceğim, ben de vatan için öleceğim. Diyen. Tüyü bitmemiş gençler. 15'likler, liselilerdir Çanakkale. Lisesi'nde. Okul sıraları ağlamaklı Kayseri Lisesi'nde. Çünkü kalem tutan eller okuldan mezun olmadan hayattan tam not alıp Çanakkale'ye akıyor. Kalem tutan eller silah tutuyor özgürlük aşkına. Ve okullarda yapılırken yoklamalar isimler okunduğunda hiç cevap gelmiyor sıralardan. Sınıflar bomboş. 456 Emrullah. Emret komutanım. 417 Oğuzhan. Emret komutanım. 275 Yunus Emre. Emret komutanım. 318 Ercan. Emret komutanım. Bu yıl mezun veremedi pek çok lise. Nice İbrahimler, nice Mustafalar şehit olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. Bursa'dır, Uşak'tır, İzmir'dir, Ankara'dır. Sinop, Kars, Amasya, Tokat'tır. Adana, Antep, Erzurum, Maraş'tır. Anadolu'nun sesidir Çanakkale. Şehadet şerbeti içenlerin, bin ölüp bin dirilenlerin mekanıdır Çanakkale. Ekmek bulamayanların umutlarını besleyerek doyduğu coğrafya Çanakkale. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır Çanakkale. Son şafağa dua edenlerin kanlarıyla yeşeren topraktır Çanakkale. Vatana kurban ettiği kınalı kuzusuyla vuslatı mahşere bırakan anaların ağıtlarıdır Çanakkale. Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, Diyarbakırlı, Adanalı,
yüz binlerin omuz omuza yazdığı bir zaferdir Çanakkale. Çanakkale bir son değil, bir başlangıç, bir milat, bir gelecektir. Dalganın sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok etmiş lan. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Thank you.